Evet, oklardan, bugün oklardan bahsedeceğiz. İlk önce de hangi oklar çıkmış Osmanlı döneminde ve çağda ahşaptan yapılmış, ağaçlardan kesilmiş, biçilmiş. Ve özel olarak tabii ki arkadaşlar var burada. Geleneksel yapan arkadaşlarımız daha iyi biliyor. Ne yapmış ilk önce? Ağaçlardan yapılmış, kemik uç ve metal uç kullanarak ne yapılmış? Oklar geliştirilmiş ama Osmanlı döneminde daha farklı boyutlara gelmiş ağaç işleme. Ne yapmış? Burada da görüldüğü gibi okun belli bir noktasından başlayıp ortaya kadar kalınlaştırılmış, arkaya doğru inceltilmiş. Bunun bir özelliği var, onu beraber tartışacağız, anlatacağız. Ondan sonra ne yapmış? Okçuluk daha da geliştikçe önce alüminyum oldu. İşte benim dönemimde ilk defa geldi alüminyum. Anten var ya, antenlerin şeyden böyle tutuyordun, lap diye dönüveriyordu. İki atıyordun, eğriliyordu. Al eline, düzelt, yeniden at falan. Böyle bir alüminyum çıkardı. Bende var üç tane ilk çıkan alüminyum oklardan. Onlar da geliştirildi. Ondan sonra X7 ve XX75 oklar türetildi. Bunlar da XX75. Bunu anlatacağım. Neden böyle olduğunu da şey yapacağım. O da şeyin alüminyum malzemenin cinsini gösteriyor. Yazalım. Ağaç. Alüminyumlar ne yapmış? Geliştikten sonra X7 XX75 olarak üretilmiştir. Hala X7'ler üretiliyor. XX75'ler şu an üretilmiyor. X'indeki arasındaki farkı, bakın bu daha yumuşak, bu daha sert. Yani alüminyum özelliklerini göstermek için verilmiş bir kod. Ama bugün sadece nerede kullanıyoruz? Salonda kullanıyoruz X7'leri. İşte onlardan yüksek şeyi 23 serisi, 23-15, 23 17, 19, 20 artık en fazlası o. O da takip, yaklaşık 9 milimetre falan yapıyor. Ne yaptık sonra? Bunlar alüminyumlar çıktı. Alüminyumlar çıkınca biz böyle okları alıyoruz. Uçlarına ek yapıyoruz. Niye? Çünkü kol boyu uzuyor, bilmem ne yapıyor. Okları uzatmak mecburiyetinde kalıyoruz burada olduğu gibi. Çünkü insert biraz uzun olur, şuraya kadar geliyor. İyi yapıştırdıktan sonra uzatmak mecburiyetine kalır. O zaman yoktu zaten. Ok bulmakta zorluk çekiyordu. Mecbur uzatıp kısaltabiliyordu. Ama karbon oklarda bunu yapmak mümkün değil. Alüminyum okları üzerinde biliyor musunuz? Üzerinde yazar. Kullanan var mı? Hepsi okların üzerinde bazı yazılar vardır. Mesela evet. Ya mesela bunun ikili kaçmış? Bu 18 serisi. Evet. 19-13 geçiyor. Şimdi buradan başlayalım, devam edelim. XX75 mi? Evet, 19-13. Bunlar da 13-16 falan geçer. Öbürleri X7'ler 15-20 diye geçer. Yani onların bazı kritik şeyleri var. Okun üzerinde yazılı olan numara nedir? Çap. Ne çapı? Neyin çapı? Okun çapı. Hangi çapı? Dış çapı. Yani? Okun dış çapı. Yapalım bunu. Yuvarlak bir şey bulamadık. Ne hocam? Beşiktaş var mı? Beşiktaş sesi boş mu? Bebeğim var, yoksa giremezsin ama bebeğim var. Gel. Bebeğim olmasa giremezsin.
Burası neydi? 19. Binde 19. İnç. Doğru mu? Binde 19 inç. Bu neyi gösteriyor? Et kalınlığı. Et kalınlığı. Yani 10.000'de 13. 10.000'de 13. Bakın bunlar farklı bir şey de onun için. 10.000'de 13. Burası 1000'de 19. Çünkü Bitwarden ölçü birimleri farklı çocuklar çok. Ben bir de yıllarca okudum bazen. Birbirine katıyorum içine. Hep 10.000'de 1. Ama en hassas ölçü birimleri mikrondur, doğru. On binde 13. Çünkü çok ince bir cüzdanı var. Bu nedenle buraya ne yapıyoruz? 10 binde 13. Şu kalınlığı, yani şu aradaki delik var ya, kalın, bu kalın biraz da. Olmazsa oradan çıkartayım. Bize verilen değer bu. Bu sorulabilir. Yani sorulur. Yani bu diğerleri içinde, bunun içinde, alüminyum oklar içinde geçerli. Şimdi ok seçimlerine geçmeden önce bu devam edeyim mi? Karbona geçelim mi? Ondan sonra detay yapalım ya. Nasıl? Yoksa böyle ayrı ayrı mı yapalım? Onlar sonraki iş. Kol boyu, kol boyu. Tüm okları görelim ondan sonra devam. Kadir abi mikron cinsinden deyiz. Hayır. İnç. İnç. Bitwarden yani İngilizce ölçü birim bu. Hepsi bunların okların %90'ı şeydir. Amerikan. Olduğu için hep Bitwarden. Yani yayların %90'ı Bitwarden olarak üretilir. Sadece 1000 işte şeyde üretilenler İtalya'da, İtalya'da. Fransa'da işte bir şeyler var. Onlar metal kalabilecek ama şey yataklarını göstereceğim. Berger yatakları ve extension yatakları 5-16 yıl 4 adım olarak geçerler. Diğerlerde ağırlıkları da 1-1 4 olarak geçiyor. Onları tabii pasta, pafta ve kılavuzlarla beraber alıp onarmanız gerekiyor. Evet. Şimdi alüminyumlardan malzemeler uzayınca ne yapar? Spiral mı? Öyle bir şey ki birbirine bağlı. Takılıyorum onun için. Neyse karbonlara devam edelim arkadaşlar. Okları bitirelim sonra spain nedir? Onlara devam edelim. Alüminyumlardan sonra ne çıktı? Beam'in oklar çıktı. Beam'in. Beam'in. Şimdi burada yok. Onlardan saf karbon. Neden yapmışlar biliyor musunuz? Elektrik borusu var ya. Onu inceltmişler, çıkarmışlar Beam'in. Fransa'da. Adamın bir tanesi demiş ki alsın hediyemiz olsun. Geldi epey bir zaman miniklerde onu kullandık ama kırıldı, parçalandı, çok verimli olmadı. Şimdi çıkan işler, karbon prostlar falan var, çocukların kullanabileceği, onların ayarında. Karbon, saf karbon oklar çıktı. Üzerinde yazıyor işte, 790, 800, 1000, 1100, 1200. Doğru mu? Doğru. Evet, bunlar ne geliyor? Spine değil. Hani bunlar da bilin, spine ne olduğunu sonra anlatacağız. Bir de arkadaşlar olabilir. Sonra, ACE. Alüminyum karbon ekstrem. Alüminyum karbon ekstrem karışımından bir ok çıkardılar. Ben tercihimdir her zaman. Çünkü parabolü düşüktür, hafif bir oktur. Her zaman ben kendi çocuklarımla bunu istiyorum ama ilk sonu görüyor. Adam ben onu atmayacağım diye tutturuyor. O da ayrı. Ne dedik? Alüminyum, karbon ekstrem. Bunları yazın lütfen. Neyi ifade ettiğini yazın. Bunda da diyor ki mesela 1206. 1206 orada görünüyor mu? Tamam, hadi orada kalın. 1206 neyi ifade ediyor bu? Aynı. Neyi?
Aynı şey. Neyi aynı şey dediğin ne? Karbon mu? Karbonun kalınlığı mı? Şampet kalınlığı. Pardon. Konu o zaten. Anladın mı? Öncelik o. İlk iki rakamı çapını, son iki rakamı da et kalınlığını değil mi? Neyi? Okun. Hangi okun? Elinizde kokun. Alüminyum karbon ekstra. Neresi? Neresi? Bir dakika. Karbon ekstranın. Karbonu. Karbonla alüminyum arasındaki fark. Yok. Bakın sadece içerideki karbonun kalınlığı bu. İçerideki karbon. Anladın mı? Karbonu katmayın bu işin içine. Alüminyum. Alüminyum kalınlığı. Alüminyum. Karbonu katmayın. Alüminyumdaki alüminyumun çapı bu. Dış çapıyla iç çapı. Tamam mı? Onu karıştırmayın. Yani benimki yüz nedir? Alüminyum, içindeki alüminyumun dış yapı, öbürü de nedir? Bu kaçtı? Binde 12, öbürü de 10 binde 6. Anlatabildim mi? İnce, bu kadar ince bir kalın asfalt. Ne gülüyor? Anlatamadım, ifade verdim. Gayet güzel anlattı. Gayet güzel. Hocam 100 binde 6 oldu. Anlayamadım. 100 binde 6 oldu. Tamam bir tanesini siler. Olsun ne var yani? O kadar da gör ya. Sen de gör rahatsız edin. Yani ters bir içindeyim şu an. Hasta şu an. Başım ağrıyor. He? Tekrar edelim mi? Yok vurmuyor bana. Tamam. Yukarıdan gidiyor. Güzel bak hiç kimse ellemiyor. Bayağı. Ellemeyin. Bak yazıyı Hasan kızıyor vallahi. Hasan kızıyor bak. Yazıyı o yazdı yemin ediyorum. Kolunu bacağını kırarım diyor kimya arkadaşı. Nerede kaldık arkadaşlar? ACE 1206. Neyi? Bizim içindeki alüminyumun dış çapıyla şey kalınlığını veren şey. Bunu bilin yani. Bu imtihan da gelir, sonunda gelir, her şeyde gelir. Karbon üzerinde ne yazılı olduğunu bilmemiz gerekiyor. X10'da ne yapıyor? X10. Bu özel bir karbonu var bunun. Tamam mı? Onu vermiyor. X10'da ne diyor? O da, C, o ayrı, o C'lere geleceğiz. C'lere geleceğiz. Nerede bir X10? Burada. X10 09 06. Evet, 9 06. 09 06. Şöyle ne yapıyor? 906. Bunun da nedir? Alüminyum. Çapının kalınlığı neymiş? 9. Kaçta 9? 0. Binde. 1000'de 9. Diğeri ise yine 10.000'de 6. Yani bunlar içindeki alüminyumun et kalınlığı ve çapı. Çelik bunları daha var mı başka çeşitleri? Alüminyum şey karbon oktanı pek girmeyeceğim çünkü onun üzerinde ne spy yazılıysa o var. Karbonatlar tamamen özel üretiliyor. Sertliklerini ona göre ayarlıyorlar. Opeksir ve şey özel karbon karışımı yapıyorlar. Öyle bir oğlum nereye gidiyor bu? Çocuk tabii. Karbonatlarda şimdi güzellerinde yazılı olan şeyler var. Mesela şimdiki şeylere geçelim. Bu diğerler dedi ya arkadaşlar. Ona geçelim. Orada bitirelim. Bunu anladık mı arkadaşlar? X10 ağacı, alüminyum ve ağaç. Ağaçlar zaten pek sadece arkadaşlar ilgileniyor. Ama bizim önemli olan alüminyum, ağacı, X10 ve karbonoklar. Karbonoklar da dediğim gibi şeylere, spine'lara göre seçim, tablodan seçme hakkına sahip. Onların şey kalınlıkları var, dış kalınlıkları ve et kalınlıkları var. Onlar da sadece karbonlu kalınlıkları gösteriyor. Anlatabildim mi? Onda alüminyum falan olmadığı için direkt seçimi yapabiliriz. Şimdi C oktan üzerine baktıysanız C1, C2, C3 C1 C2 C3 şimdi bu C1, C2, C3 o üzerindeki rumuzun bir tanesi neyi ifade ediyor? Karbondan bahsediyor. Yani lütfen dinler misin? Evet arkadaşlar. Neyi ifade ediyor? Bir karbondan bahsediyor. Bu neyi? Karbon kalitesi. 1, 2, 3, 4, 5 neyse. Nedir? Bir kazan var. O da bilir. O da araştırdım.
Bir kazan var. Kazanda karbon kaynatılıyor. Harmanlanıyor. Ondan sonra alttan başlıyorlar. Ya da ortadan, ya da en üstten. En kalitesi hangisi? 2 olduğunu biliyorum ben. Karbon 2, 2 numara karbon. Her zaman verimli iyi oldu. Yani arkadaşlar imalathanesine falan gitti. Recep gitti daha doğrusu. Gayet 2, o bana anlattı. Ben de daha baktım. Orada da 2, karbon 2 daima kaliteli olduğunu. Nedir? Sıvanan karbonun kalitesini gösteriyor. Yani 4 numaralı karbon, C4, biraz kalitesi düşük oluyor. Ama burada bir şeye dikkat edeceğiz. Aynı fotodan olduğu için sıvamada aynı sertliği veriyor. Yani C4 ile eşleşebilir. Belki boy farkı vardır. Kesersin aynı C4'ü kullanabilirsin. Diğer de sporcuda. Eksik olabilir. Öbür sporcu alır. Ama serisine dikkat et. C1 ise C1'den. Ha, yoksa karışık yapabilirsin. Test yaparsın. Baktığınız grup veriyorsa C1, C2'ye de bakmasın. Yoksa şansını en iyi şekilde kullanırsın.